Peki siz niye 3 günün sonunda boşanmak istediniz? Ya yatakta deli deli kakıyor, gülüyor. Anladım. Acaba diyorum ki hani size böyle bütün herkes aşık oluyormuş ya. Acaba Manisa'da da gene birisi size aşık oldu da bu adamı ortadan kaybedeyim mi dedi? Çünkü sonuçta resmi nikahınız var. Yine boşanmaya kalksanız bir sene en az. Şu anda benim aşıklığımla bir işim yok. Ben şu anda evimle uğraşmak zorundayım. Ekmek param yok. Ben kocam bana bakıp duruyordu, sevip duruyordu. Ben neyini yaptıracağım kocamın? Ben abimi aradığımda ama her zaman evde diyor. Bakmasına evde nedeni evde. Ben hamileyim demeniz olabilir. Yoksa adam niye baksın? Peki Marziye Hanım telefon attığımız demiş. Bu bayan benim canımı da yaktı. Bundan 4-5 sene öncesi. Eşimi kandırarak beyaz eşya, mobilya onu bunu aldırarak evime haciz geldi. Bir arabamız vardı. Köyde arazimiz vardı. Onu sattırdı. Eşime yedi. Evine gittim, kocasından el ele tutuştum da kahvemi pişirdi. Niye söylemiyor? Bence söylememesi sizin lehinizeydi ama yani doğru söylüyor Marziye Hanım da yani. Bebek iddiasını doğrulayan kayıp Turgut Özyüreğin yeğeni Mehmet Ali Doğru'ysa dayısının Necla Hanım'ın borçlarına kefil olduğunu da ileri sürdü. Bir tane dedi, çocuğum olacak dedi, ismini dedi, dedenin ismini koyacağım dedi, Mehmet Özyürek dedi. Necla Hanım'ın yüklü miktarda borcu varmış, duyduğum 30-40 milyar dedi, borcunu üstüme aldım dedi. Kaybolmadan 3 gün öncesi beni aradı, yeğen dedi, başım dertte dedi, evin dedi, etrafında dedi, birkaç kişiler dolaşıyor dedi. Hatta Ahmetli'de de duydum, dayımı kaç kişi soruyormuş, öldüreceğim diye. Kim soruyormuş? Mehmet Emin Keskin diye biri. Evet efendim, Turgut Özyüreği arıyoruz. 15 Ekim'de Manisa Ahmetli ilçesinde kayboldu. Biraz hayatı karışık. Necla Hanım'la evlendikten sonra aslında biraz hayatı karışmış. Necla Hanım'ın önceki eşi Sami kardeş de aramızda. Hoş geldiniz. Bulduk. Bir beyefendi var aramızda, o da genç bir delikanlı. O da o evde bir süre yaşamış, bir kız kaçırdıktan sonra neler yaşadığını anlatacak. Ve Mehmet Ali Doğru, Necla Hanım da az sonra bir bağını da varsa onu da izleteceğim. Diyor ki benim diyor, aynen böyle söylüyor ya, çok tatlı aslında. Ya şöyle tatlı. Kardeşim ya, herkes de inanmasın yani, bir tarafım da öyle söylüyor yani. Herkes alıyor bilezikleri milezikleri, ne yapalım yani. Hani alıyor, zorla almıyor ya yani bilezikleri, evet. Herkes almış. Diyor ki benim diyor Almanya'dan emekli diyor kocam vardı diyor, onu öldürsem, yok etsem Almanya'dan maaş kalırdı, onu öldürmedim de Turgut'u mu öldüreyim diyor. Hani şimdi yani o da işi şeye bağlamış. Farklı bir mantıkla başka gidiyor. Bir, evet yani öyle bağlamış. O da Mehmet Ali Doğru'dan şüpheleniyor. Yani sizden şüpheleniyor. Çünkü diyor ki en son görüştüğü kişi oydu. Ne yaptıysa o yapmıştır, Turgut'un başına bir şey getirmiştir diyor. Konuş. Yok, hayır, kesinlikle öyle hiçbir şey yok. Yalnız sadece biz dayımla sürekli hani biz irtibat aldın dedi. İşte yeğen dedi, üstüme dedi geldiler dedi, 30-40 milyar borç imzaladılar bana senet ve bana 2 ay müsaade verdiler. Aradan dedi bir hafta geçmesine rağmen dedi beni sürekli sıkıştırıyorlar dedi. Peki kimmiş o imzalatanlar, sormadın mı? Sordum, yeğen dedi bende kalsın dedi. Dayı dedim söyle, yarın bir şey olur şey olur hani bir şey olduğunda ben dedim hani bileyim ismini, bende kalsın dedi. Hayır, Necla Hanım'ın ne borcu varmış? İşte soruyorum, cevap söylemiyor. Bana hiçbir şey söylemiyor. Sadece borcu varmış diyor. Hani zorla mı imzalamış yoksa? Zorla imzalatmışlar. Bana evet zorla, bizzat kendi söyledi bana dayım. Hem de Necla Hanım'ın yanında zorla imzalatılmış. Evet, evet yani hocam. Dolayısıyla bu zorla imza attıranların kim olduğunu Necla Hanım çok iyi biliyor. Evet. Bir defa borç Necla Hanım'ın. Yapılan şiddet Necla Hanım'ın yanında. Zorla imzalatma olayının şahidi Necla Hanım. Dolayısıyla Necla Hanım bu adamın başına ne gelmişse Necla Hanım bu konuda hem bilgi hem ilgi sahibidir. Bilmiyorum. Bu da ama Mehmet Ali'nin iddiası tabii. Tabii. Yani Mehmet Ali'nin iddiasına yani göre Ali böyle söylüyor. Sözlerinin gerçek olduğunu kabul ederek bu konuşmayı yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey, dün bir... Ben inanmıyorum çünkü senin, o zaman arkadaşlar kendi aranızda evde konuşsanız. Ya ben inanmıyorum çünkü senin o senedin imzasını falan bilmeyeceğini. Şimdi sen her şeyi biliyorsun. Diğer şimdi söyledin, bulduk o söylediğin isimleri. Bunu nasıl bilmeyeceksin? Ya bana söylemiyor. Bana bazı yani onun hepsini bildiğim şöyleydi. Hani mesela bir yeğen benim mesela filan yere borcum var. Yeğen benim filan yere borcum var. Az çok borçlu olan hani borcu olduğu yerleri söylüyordu bana. Hani geri ama Mehmet Ali'cim en son yani benim kapımda alacaklılar dolaşıyor diye bile seni aramış, gel demiş. Yani seni bu kadar yakın hisseden biri. Sen de demiyor musun kim dolaşıyor? Söyledim. Kim onlar dedim. Tanımıyorum dedi. Birkaç yabancı dedi ama evimin etrafında sürekli dönüyorlar dedi.
Ben de dedim akşam aradım tekrardan ben onu. Erken işten biraz erken çıktım aradım. Bu anlattıkların doğru değil Mehmet ya. Kusura bakma bak ben baştan söyleyeyim de şimdi boşuna rica vakit geçmesin. Bu anlattıkların bana çok şey gelmedi. Çünkü seni gel kurtar beni evin önünde birileri var diyor. Hiçbir şey yapamasan polisi ara dersin mesela. Evet. Niye polisi ara demedin? Bir de diyorsun ki hani ben çalışıyorum niye atlayıp o zaman dayının yanına gitmedin? Adam da ertesi günden beri yok. He çocuğu? Ya Müge abla zaten şimdi ben dışarıda çalışıyorum. Hani yövme işinde o gün yövme işinde olduğumdan yanındaki kişiye de dedim ben gideyim dedim. Ya dedi az bir zaman biraz dur gidelim. Ben de akşamüstü madem dedim erken gideyim. Arıyorum bak sürekli arıyorum. Hatta teyzemi de aradım. Dedim ki teyze dedim ben dedim dayıma ulaşamıyorum. Öğlen konuşmuştum. Ulaşamıyorum dedim. Akşamüstü bak bu saat olduk. Ulaşamıyorum. E tamam İçime sonra bir... polise dedin mi? İçime dedim. Kime başvurdunuz kayıp için? Ahmetli polisine. Tamam dedin mi? Dayımın önünde alacaklıları dolaşıyordu. Beni evet, aradı. Evet hepsini söyledim. Beni aradı bir daha da haber alamıyoruz. Aynen söyledim. Sonra polise dedi ki kim bunun alacaklıları? Dedin mi Necla'nın şey diye? Söyledim. O Mehmet Emin Keskin'i de söyledim. Mehmet Emin Keskin şöyle... Dün stüdyoda biraz şeyi karıştı. Mehmet Emin Keskin dayım bundan keçi almış. Küçükbaş hayvan almıştı. Ya tamam onunla konuştum da ona borcu 2500 lira. 2500 lira için adam mı öldürecekler yani? Ama Müge abla hem şöyle Salihli de bana denk geldi. Önüme geçti. Dayına böyle böyle yapacağım diye. Turgutlu da annemin... Ne yapacağım dedi böyle böyle dediğine. Yani bana dayını bul. Yerini bul diyordu bana. Sadece bunu söylüyordu. Tamam ne yapacaktı? Yerini bul. Hani... Kur'an'a el basarım diyordu. Ben bunu bulup öldüreceğim diyordu.